Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor kendi sahasında Eskişehir Spor'u konuk edecek. Trabzonspor açısından güzel bir hafta sonu oldu. Onlar yani geride bıraktığımız haftada Ordu Spor'un hem galibiyet ettiler hem de Ordu Spor'un ünvanını elinden aldılar. Yani yenilmezlik ünvanını bitirdiler. Yenilmezlik serisini bitirdiler diyelim. Zaten böyle bir galibiyete yani böyle biraz daha nasıl diyeyim hani dirençli bir takıma karşı alınacak galibiyet moralleri artıracaktı ki öyle de oldu. Hem yeni transferin attığı gol hem Olcan'ın yaptığı katkı takımda hani biraz da son haftalarda yine görünmez olmuştu Olcan. Hani tereddütler vardı. Galiba bazı sıkıntılar var. Zaten devre arasında Trabzonspor yine oyuncu değişikliklerine yani gelenlerin gidenlerin olacağı bir takım. O yüzden Ordu maçı biraz da böyle hani bunları en azından devre arasında erteledi bu olumsuzlukları. O yüzden moralli bir Trabzonspor. Eskişehir Spor cephesindeyse Eskişehir Spor açısından tabii bu sene ben hep söylüyorum yani özellikle kadro kalitesi olarak baş altı takımlar içerisinde öne çıkan takım. Ersun Yanal'ın istediği şeyler aşağı yukarı oluyor. Puan olarak 18 puandalar ki bu da zirvenin 4 puan gerisi demek. Hani o yüzden onların da iyi bir sezon başlangıcı yaptıklarını söyleyebilirim. Tabii ki bunu da hep söylüyorum. Ligde özellikle kaybedilen deplasman puanlarının etkisi var. Eskişehir Spor'da İç sahada iyi bir takım. Yani deplasmanda onların da sıkıntıları var. Zor bir maç geçecektir onlar açısından da. İyi iki tane orta sahanın karşılaşması. Burada Trabzonspor'a parantez açmak lazım. Kolman'ın geri dönüşü, Zokara'nın durumu. Bunun yanında Sapara ki bence yetenekli bir oyuncu zaten ve onun katkıları. Adrian'ın da kendini bulması. Yani bu kadar Soner zaten orada duruyor. Hani bu kadar alternatifli ve iyi bir orta saha kurgusu. Trabzonspor'u hep yukarıları oynatır, hep yukarılarda tutar. Zaten onlar da geldikleri puanla ki zirvenin 3 puan gerisine kadar yaklaştılar. Şu an hani her takım için ilik her an yeniden başlayabilir. Trabzonspor Eskişehir Spor karşısında alacağı bir galibiyette bir anda hani üstteki takımların da bazıları birbiriyle oynayacaklar. Hani bu da önemli bir işaret burada. Yani ya da şöyle söyleyeyim mesela Bursa Antalya ile oynayacak. Kasımpaşa'nın Ordu Spor'la oynayacağını. Yani zorlu maçlar var bu hafta. Bir anda Trabzonspor yukarılarda olabilir. O yüzden böyle de bakacaklardır maça. Benim maçla ilgili favorim Trabzonspor galibiyeti şeklinde. Trabzonspor favori görüyorum ve bu maçta size başka tercihlerden, iddia bahisinin açısından söylüyorum. Başka seçeneklerden ziyade burada benim sizlere tavsiyem Trabzon galibiyeti olacak.